Manşete hoş geldiniz. Resim Taylor Swift. Kedisiyle görülüyor. Güzellik olsun diye, magazin olsun diye ya da seyirci toplamak için koyduğum bir kapak değil. Bunun bir manası var. Bunu da zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Dünyanın en önemli gelişmesi dün akşamki Amerikan saatiyle, İngiltere saatiyle ve Avrupa saatiyle sabaha doğru Kamala Harris, Donald Trump debate'i idi. Debate kelimesi Türkçe'ye münazara olarak çevriliyor ama bence tam karşılamıyor. Maalesef Türkçe'de onun tam bir karşılığı yok. Şöyle oluyor, iki lider karşı karşıya geliyorlar, moderatör oluyor ve belirli süreler içerisinde kendi seçim programlarını anlatıyorlar veya oy toplamaya çalışıyorlar. Bununla alakalı. Birazdan buna bakacağız. Fakat Türkiye'de birkaç enteresan gelişme var. Onların altını çizeceğim. Ondan sonra Amerika'ya döneceğiz. Bence Amerika tarafı Kamala Harris-Trump tartışması ve oradan çıkardığım detaylar ilginizi çekecektir. Çünkü tüm dünyayı ilgilendiren bir seçime doğru gidiyoruz. Fakat Türkiye ile başlayalım. Türkiye'de bugün öne çıkan siyasetçi Ümit Özdağ oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı, Gerçek Gündem sitesinin genel yayın yönetmeni Seyhan Avşar ve Ankara temsilcisi Altan Sancar'a konuşmuş. Ve o konuşma hem herhalde videolu olarak hem de tekst olarak, yazılı olarak yayımlanıyor. Gelecek seçimlerin diyor, Cumhurbaşkanlığı seçimi olup olmayacağını bilmiyoruz. Parlamenter demokrasiye geçiş daha büyük bir seçenek olarak görünüyor. Bana gelen bilgiler de bunu gösteriyor diyor. İçeriden aldığı haberlere göre önümüzdeki seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağını, o arada ülkenin anayasa değiştirmek gerekiyor çünkü parlamenter sisteme döneceğini ve sonrasında yapılacak sisteminde parlamenter sistemde ne bileyim bir hükümet seçmek, başbakan seçmek üzerine olacağını söylüyor. Ve Özgür Özel diyor başbakanlığa talip. Her yerden bilgi alıyorum, sır değil. AKP içinde böyle bir çalışma var, CHP içinde de böyle bir yaklaşım var diyor. Enteresan. Belli yerlerden haber aldığını belirtmiş ve önümüzdeki seçimin, burada da metnini tekrar görmek isteyenler için ekrana getiriyorum. Önümüzdeki seçimin bir parlamenter sistem seçimi ya da başbakanlık seçimi olacağını ya da iktidar partisi seçimi olacağını söylüyor. Tabii parlamenter sisteme geçtiğinizde tek başına iktidar olacak çoğunluğu kazanamazsanız koalisyon kurmanız gerekiyor. Peki Cumhurbaşkanı nasıl seçilecek? Herhalde halkın seçmesinden tekrar meclisin seçmesine dönülecek. Enteresan bir kulis, enteresan bir bilgi. Peki seçim ne zaman olacak? İşte en önemli soru da bu. Muhalefet buna bir karar verebilmiş değil. Özgür Özel 2025'in sonbaharı ile 2026 arasında gidip geliyor ama en son Murat Yetkin'e Kasım 2025 demiş tekrar. Daha önce ilk bunu telaffuz etmişti. Onun mantığını da şöyle anlatıyor. Gelin 5 yıl, yani 5 yıllık dönem için seçildiniz ya. 5 yılı 2'ye bölelim. 2,5 sizden, 2,5 bizden. 2,5 yılınız dolunca seçime gidelim. Şimdi seçim sistemindeki değişiklikler, parlamenter sisteme geçiş bir tartışma. Bunun gündeme gelmesi, tartışılması, mecliste kabul edilmesi, anayasa değişikliğini gerektirmeyecek bir biçimde mecliste kabul edilmesi gerekiyor. Değilse referanduma gideceksin. Al başına iş, yani süreç gerekiyor. Sonra da sonraki bir yıl içinde seçim. Yani bunun Kasım 2025'e yetişmesi mümkün değil. Eğer böyle bir hazırlık varsa bunu Özgür Özel de biliyor. Zaten Kasım 2025'e 13 ay kaldı şurada. 13 ay, 14 ay kaldı. O arada parlamenter sisteme geçemezsiniz. Muhtemelen 2026 bahar ayları planlanıyor bu aşamada. Yani bu dönem bir parlamentere sisteme geçiş çalışması yapılacağını umuyor muhalefet. Sonrasında da seçim olacağını umuyor. Umuyor tabii de evdeki hesap çarşıya uyar mı? Bu konudaki benim görüşlerim biliniyor. Ben bu konulara hiç ihtimal vermiyorum. Erdoğan'ın aldığı yetkileri hiç de azaltmadan bisiklete biniyor, yani durduğu anda düşer. Ve pedal çevirmek zorunda. Bugüne kadar aldığı yetkileri ve o konforu eksiltmeyi, azaltmayı düşünmediği gibi bundan sonra da düşünebileceğini zannetmiyorum. İhtimal vermiyorum. Fakat dediğim gibi bunlar konuşuluyor. Konuşulduğu için de ekrana getiriyorum. Son anda penaltıyı ben atarım diye bir şey yok. O gün geldiğinde en hazır olan kimse o atar diyor. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili söylüyor. Bu arada şunu da belirtmeme izin verin. Cumhurbaşkanı adaylığı Ekrem İmamoğlu'nun hakkıydı. açık ara 1 numaralı favoriydi. Fakat şu geçen süre içerisinde bu iş gittikçe güçleşiyor. En son gene kendi davasıyla ilgili konuşmuş. Böyle bir dava olmaz. Bu davanın görüşülmesi bile bu millet için üzülünecek bir durum. Hukukçularımız kendi içlerinde yorumlayarak bu davanın aslında dava olamayacağını söylüyor. Olmayan dava ve suç üzerinden ben suçlu şekilde yargının mağduru durumundayım demiş. Yani bir biçimde Ekrem İmamoğlu da çabalıyor ama kendisi için de gelmekte olan önümüzdeki süreçte Ekrem İmamoğlu oyundan düşebilir. Yani bu konuda şahsen daha az ihtimal verdiğimi, Ekrem İmamoğlu'nun oyunda kalmasına daha az ihtimal verdiğimi söyleyebilirim. Durum bu. Hakan Fidan'la ilgili bu görüntü çok fazla konuşulmadı ama üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü Hakan Fidan Arap Birliği toplantısında konuştu. Konuşurken işe gelmeyen bir konu olduğu için Türkiye'de konuşulmayacak tabii. Suriye heyeti salonu terk ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen bir toplantı. 13 yıl aradan sonra ilk defa katılıyor Türkiye. Ve Suriye heyeti Fidan'ın konuşmasına başladığı sırada salonu terk ediyor. Dışişleri kaynakları heyetten bir kişi konuşmayı takip etti filan demiş ama ortada bir kriz olduğu net ve Suriye ile işlerin yakın vadede düzelmeyeceğinin de göstergesi. Yani nasıl düzelsin ki? Esad'ın lafları da ortada. Hediye Levent zaten bunun altını çizmiş. Suriye heyetinin tavrı açıkça protesto demiş. Ankara-Şam arasında işler Ankara'nın istediği gibi gitmiyor. Kesinlikle öyle. Hulusi Akar'ın lafları konuşuluyor. Eğitimin amacı bilgi değildir. Allah korkusu ve kuldan utanmaktır filan deyince Pelin Batu çok güzel bir cevap vermiş. Ona bırakıyorum sahneyi. Eğitimin amacı bilime dayalı, üretken, sorumlu, iyi bireylerin yetişmesi, bütüne ait hissetmesi, dünya vatandaşı olmasıdır. Hulusi Akar'ın eğitim tanımını şeriat ülkeleri bile aşmıştır. İnsanların inancı ya da inançsızlığı, cinsel tercihleri de kişiseldir. Kimseyi ilgilendirmez demiş. İsrail'e geçelim. Antony Blinken bile artık Türk-Amerikan vatandaşı, hem Türk hem Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygin'in ölümünü protesto etmiş, kabul edilemez demiş. Hiçbir tahrik ve gerekçe olmaksızın öldürüldü demiş ki barışçıl bir aktivisti kendisi, onun için gitti Batı Şeria'ya. İsrail'de büyük ihtimalle İsrail askerleri tarafından öldürüldü diyor. 26 yaşındaydı, Seattle doğumlu, doğma büyüme Amerikalı. Evet, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerin genişletilmesini protesto için her hafta rutin düzenlenen gösteri sırasında vurularak öldürülmüştü. İsrail'deki gösteriler gerçekten parmak ısırtıyor. Özellikle her hafta Tel Aviv'deki gösteriler. Dünyada böyle gösteriler yapılmıyor artık yani. Bir de Londra cumartesi günleri. Onun da altını çizeyim. O arada İsrail Han Yunus'ta Gazze güvenli alan ilan ettiği çadır kenti bombaladı. Filistinli kaynaklar en az 40 sivilin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını belirtiyor. Bir Türkiye-Amerikan vatandaşı ölünce bir sürü gürültü kopuyor ama Filistinliler her gün onar onar ölüyor. Evsizler, barksızlar, güvenli çadır kentleri bile bombalanıyor. Kapı duvar. Şimdi dönelim Taylor Swift'in fotoğrafını neden getirdim? Taylor Swift dünya çapında bir megastar. Dünyanın açık ara 1 numaralı starı şu anda. Ve bu son 2-3 yıldır da böyle. Son İras turu dönemler manasına geliyor. İra dönem diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Taylor Swift'in dönemleri, kendi dönemlerini anlatan, sırasıyla sergileyen, şovuna konu eden, 40 şarkı seslendiren ve 3 saat. Muazzam bir performans. 2 yıla yakındır tur devam ediyor. Hala bitmiş değil. Zannediyorum sonbaharda Kanada turu var. Kanada ayağı var ve onunla bitecek galiba. Yani Londra'ya 2 kere geldi. İngiltere'de bir sürü Edinburgh'ı, ne bileyim Cardiff'i falan bir sürü şehri dolaştı. Son Londra'sı geçen aydı. Ağustos ortasıydı. 5 gün üst üste Wembley'de. Wembley'i tıklım tıklım doldurdu ki Wembley'e 2. gelişiydi. Yani bu tur kapsamında yaz başında bir kere daha gelmişti. İnanılmaz $milyar bir iş yaptı ve gittiği ülkelerin ekonomisine de katkısı büyük. Sadece Amerikan ekonomisine değil. Muazzam bir star. En iyi dönemini yaşıyor ve bir süre daha bu devam edecek gibi görünüyor ama zannediyorum son 10 yıllardaki en iyi star. Hem kazancı, hem endüstrisi, hem de elbette konuşulması itibariyle. Şimdi niye bu Instagram paylaşımını getirdim? Yüzlerce milyon takipçisi var sosyal ağlarda. Burada kedili fotoğrafı paylaşırken Kamala Harris, Donald Trump tartışmasına atıfta bulunmuş ve seyrettim diyor. Ve şurada 2024 başkanlık seçiminde oyumu Kamala Harris'e veriyorum. Çünkü o bir savaşçının savunması gerektiğine inandığım haklar ve davalar için mücadele ediyor. El ayağı düzgün, yetenekli bir lider diyor. Tabir yerindeyse ben öyle çeviriyorum. Ülke kaosla değil, sükunetle yönetilirse daha fazlasını başarabilir. Araştırmamı, seçimimi yaptım. Siz de araştırmanızı yapın ve seçiminizi yapın. İlk kez oy kullanacaklara şunu söylemek isterim. Oy kullanabilmek için kayıtlı olmanız gerekiyor. Kaydınızı yaptırın ve oyunuzu kullanın diyor. Yani gençlere sesleniyor. Tabii hitap ettiği kitle gençler ve gençlerle bu işi değiştirebileceğini düşünüyor. Tabii Trump'ın şimşeklerini üzerine çekecek. Daha önceki seçimlerde de Biden'ı desteklemişti. Bir megastarın bir siyasi tartışmada ve kutuplaşmada taraf olması kolay bir olay değil. Taylor Swift gene dayanamamış, bunu yapmış. Evet. Peki dün geceki İngiltere saatiyle 02, Türkiye saatiyle 04'te yayımlanan ve ABC News'ta, ben ABC News'tan seyrettim canlı, ama BBC ve Sky'da, İngiltere'nin iki haber kanalı var. BBC ve Sky'da canlı verdiler baştan sona. 90 dakikalık bir tartışma. İki kere ara verildi. 4'er 5'er dakika. Tartışmanın kuralları var. Yani tartışma diyoruz. Tartışma diye çevirebiliriz. Münazara kelimesini çok doğru bulmuyorum. Debate deniyor İngilizce'de. İki aday, iki moderatörün karşısına çıkıyor. Salon boş, seyircisiz. Tabii bu anlaşmaya bağlı bir şey. Anlaşma öyle yapılmış durumda. Ve önlerinde herhangi bir not yok. Herhangi bir şekilde sufle alabilecekleri bir danışmanları yok. Aralarda dahi danışmanlarıyla görüşmüyorlar. Önlerinde bir not kağıdı var. Oraya not alabiliyorlar. Ve tamamen irticali, spontan konuşuyorlar ve sorulara cevap veriyorlar. Yani 90 dakika boyunca bir fert olarak, fiziksel olarak hiçbir yardım, destek almadan iki moderatörün karşısında o sorulara cevap vermekle ya da kendilerine bir sataşma olduğunu ona cevap vermekle yükümlüler. Kolay bir olay değil. Her liderin yapabileceği bir şey de değil. Amerika'ya has bir tartışma ve çok güzel. Keşke bu her yerde böyle olsa. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adayları, hele ilk ikiye kalmışlarsa ikisi çıkacaklar. Hiçbir not, destek olmaksızın 90 dakika 2 saat boyunca ayakta duracaklar ve gelen bütün sorulara da o an ne düşünüyorlarsa cevap verecekler. Kolay değil yani. Peki ne düşünüyorsun? Ne oldu burada? Baştan sona dikkatle seyrettim. Çok iyi hazırlanmış Kamala Harris. Her soruya ayrıntılı olarak yanıt verdi. 2'şer dakikalık süreler verildi şeylere. Hemen her soruda Trump'a bakarak, zaten ilk salona girerken de doğrudan Trump'a yürüdü Kamala Harris ve doğrudan elini sıkmak için Trump'a yürüdü. Trump kürsüsüne doğru yürüyordu. Dolayısıyla Trump da onu karşılıksız bırakamazdı, bırakmadı da. Hem karşınızda bir rakibiniz var hem de bir kadın var, yani kolay değil. Ve böylelikle tokalaştılar. Kamala Harris'in tabir yerindeyse ilk hareketi bu oldu. İlk şık hareketi diyebiliriz. Hemen her soruda Trump'a bakarak ona saldırdı, eleştirdi, kendi politikalarını anlattı. Trump ise hiç Kamala Harris'e dönüp bakmadı. Arada bir kaçamak bakışlar attı, oldu. Kamala Harris konuşurken ben yakaladım onu, ama doğrudan moderatörlere baktı. Kamala Harris Trump'a zayıf dedi, diktatör dedi, hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları hatırlattı yüzüne karşı. Dünya liderleri sana gülüyor dedi. Senin çok kolay manipüle edilebileceğini biliyorlar dedi. Ve defalarca farklı bir gerçekte yaşadığını ve yalan söylediğini anlattı. Ve doğrusunu ortaya koydu. Trump'sa sürekli savunmadaydı. Hemen her defasında Kamala Harris'in, Kamala diyorum ama o şekilde de kampanya yürüyor. Kampanya Kamala kampanyası. Kamala'nın sözlerine böylelikle cevap verdi, ama Kamala bunu neredeyse hiç yapmadı. Yani babasına Marksist dedi Trump, ona bile cevap vermedi. Sadece gülümseyerek geçiştirdi. Fakat Trump her defasında Kamala Harris'e cevap verdi. Bu da stratejik olarak Kamala Harris'in belli ki üstünlük kurmayı amaçladığı bir şeydi. Bir konuydu, çalışılmış. Haliyle Trump daha çok konuştu. Yani süre olarak baktığınızda, ama daha çok konuşmasının nedeni her defasında buna cevap vereceğim deyip söz istemesi ve 30 saniye 1 dakika buna cevap vermesiydi. Ondan dolayı bir süre aşımı oldu. Adil mi? Bir yönüyle adil. Zaten Kamala Harris de buna itiraz etmedi. Çünkü onu savunmada bırakıp kendisi sürekli saldırıda ve o da müdafada kalınca bir yönüyle avantajlı duruma geçmiş oldu. Ondan dolayı Trump'ın daha çok konuşmuş olması Kamala Harris'in zannediyorum veya Kamala Harris kampanyasının umurunda olmadı. Yalanlarını düzeltti ve bir Beyaz Saray yöneticisi olarak Trump'ın haliyle durum bu. CNN doğrulama servisine göre neden hep Kamala'yı konuşuyorsun, Trump bir şey demedi mi? Ya inanın arkadaşlar, Trump farklı bir dünyada yaşıyor. Yani yani gerek konuşmaları, gerek duruşu, gerek vaatleri falan çok ele alınacak noktada değil. Yani arkasında hizalanacak bir noktada değil yani. Keşke birkaç cümlesini, birkaç politikasını, birkaç tavrını falan şey yapabilsek. Ele alıp da sağlıklı bir şekilde değerlendirebilsek. CNN doğrulama servisi tam 33 tane 90 dakikalık tartışmada tam 33 tane yalan söylediğini arka arkaya sıralamış. Hatta bazısını moderatörler düzeltti. Yok böyle bir şey, nereden çıkartıyorsunuz dedi. Yani bebekleri doğduktan sonra infaz ediyorlar dedi. Amerika'da. Yani yok böyle bir şey, nereden çıkartıyor? Yani moderatör itiraz etti buna. Bu ülkede dedi, hatta işte kürtaj meselesiyle ilgili, kürtaj ana konulardan biriydi tartışmada. Kürtaj meselesiyle ilgili olarak 8. ayda, 9. ayda, ne bileyim 7. ayda kürtaja izin verecek misin diye sordu. Yani böyle bir şey tartışma konusu değil ki. Ya ben oturduğum yerden kürtaj tartışmasının tüm detaylarına vakıf olmadığım halde böyle bir şey düşünmüyorum ve böyle bir şey önüme düşmedi. 8. ayda, 9. ayda bebeklerin ölümü veya kürtaj yapılmasını kim konuşuyor ki? Bu bir cinayettir zaten. Bunu kimse de savunuyor değil. Yani bunun için Amerika'da olmak veya bir yasa çıkarmaya falan gerek yok. Genel olarak cinayettir. 8. 9. ayda kürtaj mı olur? Fakat bunu söyledi. Yani göçmenler kedi köpek yedi diyor, dedi yahu. Yani oturduğun koltuktan düşeceksin neredeyse. Enteresan. Yer de verdi. Springfield'da köpekleri yiyorlar. Gelen göçmenler. Ne bileyim kedileri yiyorlar. Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar dedi. Yani doğrulanmış şeyler değil bunlar. Acayip, acayip şeyler yani. Kamala Harris bir aday konuşurken diğerinin müdahale etmesine olanak tanıyacak şekilde mikrofonların açık kalmasını savunurken Trump hayır kapalı kalsın demiş. Ama kapalı olmasına rağmen Trump defalarca söze girdi ve çoğu zaman da söylediği anlaşılmadı. Birkaç saniye sonra açılınca devam edebildi. Bu da Kamala Harris'in kendine güvenini gösteriyor. Arada kaçamak bakışlar attığı başta da söyledim ama hiç Kamala Harris'e bakmadı. Ve kamera sürekli tepeden çekti şeyi, Trump'ı. Moderatörlere bakıyordu Trump. Ondan dolayı da çekim açısından da çok böyle itibari bir şey olmuş olabilir. Televizyon çekim tekniği açısından bir aşağılama durumu olmuş olabilir veya öyle görünmüş, seyirciye geçmiş olabilir, söyleyeyim. Her soruda başını kaldırıp uygun kameraya baktı Kamala Harris. Görüntülerde de izliyorsunuz. Her soruda başını kaldırdı ve kameraya bakarak doğrudan seyircilere karşı, izleyenlere karşı konuştu. Bu da bir taktikti, taktiksel bir konuydu. Yani ya Trump'a baktı ya seyirciye baktı. O konuda da iyi çalışılmış. En önemli konu ekonomi, öyle görülüyor ki tartışmaya damgasını vuran buydu. Yani hemen her konunun ekonomiye veya ekonomik sorunlara çıkışı falan veya ekonomik sorunların bir şeysi vardı. Bir uzantısı vardı. Ekonomik sorunlara dikkat çeken bir tarafı vardı. Açık söyleyeyim, her iki lider de bu konuda güven vermedi. Dikkatle dinledim. Trump desteksiz vaatlerde bulundu. Hatta tutamayacağı vaatlerde diyebiliriz. Kendi dönemini her defasında göklere çıkardı ve her defasında da Biden yönetimini ülkeyi cehenneme çevirmekle suçladı. Mahvettiniz, yıktınız, bitirdiniz falan gibi hemen her soruda benzer kelimeleri kullandı. Kamala Harris ise sıkıntıları biliyoruz, gene biz düzeltiriz gibi laflar kurdu. Hatta bir takım vaatlerde bulundu ama bu, emin olun, çok heyecanlandırmadı diyebilirim. Gerek kendi takipçilerini gerekse Amerikalı seçmeni, bilemiyorum tabii, onlar adına konuşamam ama her iki lider de ekonomi konusunda net bir duruş, net bir tavır ortaya koyamadılar. Gelelim sonuçlara. Ne olur bu sonuçları nasıl etkiler? Her iki lider de başa baş görülüyor anketlerde. Böyle bir tartışma programı, adına ne derseniz, debate mi, münazara mı, bana göre ne cumhuriyetçilerin ne de demokratların fikrini değiştirir. Herkes oy vereceği adaya oy verecek. Yani bir tartışmayla o tartışmada mağlup olsa bile kimse fikrini değiştirmez. Bir bu. İkincisi, yani konsolide eder sadece. Mesela Kamala Harris'in performansı demokratları bir kere daha konsolide etmiştir. Taylor Swift'in mesajını falan o açıdan önemsiyorum. Gençleri falan motive etmiştir ve sandığa gitmeyecek insanları sandığa çekebilir. Fakat seçim sonucunu belirleyecek 4 ila 6 eyalet var. Wisconsin gibi, Pennsylvania gibi birkaç eyalet daha var, Georgia gibi. Bu eyaletlerde çekimser oyları veya kararsız oyları etkiler. Adayların performansı, bu tartışmadaki performansı onları sandığa götürebilir ve fikirlerini değiştirtebilir ve sonucu etkiler. Bu yönüyle Kamala Harris bu tartışmada avantaj sağladı denilebilir. Fakat sonucu kestiremeyiz. Sonucu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Böyle özetleyebilirim izlediğim tartışmayı okyanusun öbür tarafından, ama Amerika'daki olaylar Amerika kadar bir numaralı müttefiki, açık ara bir numaralı müttefiki, hatta kardeş devlet, kardeş devletler öyle de diyebiliriz. İngiltere'yi, Birleşik Krallığı çok yakından ilgilendiriyor. Haliyle ben de yakinen takip ediyorum. Çok adetim olmadığı bir şey yaptım, dış politikaya girdim, ama emin olun özellikle son 8 senedir birebir en az Türkiye kadar haberleri takip ettiğimden emin olabilirsiniz. Haliyle bu konu herkesi olduğu kadar beni, bizi ve dünya vatandaşlarını da ilgilendiriyor. Amerika'daki seçimin kaderi. Diyor ve bir manşeti daha bağlıyorum. Şimdi anladınız mı Taylor Swift'in onu da söyleyeyim, öyle bağlayayım. Taylor Swift'in kedili fotoğrafını, onu söylemeyi unuttum. Taylor Swift Kamala Harris'e destek bildirdikten sonra böyle şöyle imzalıyor. Çocuksuz kedi kadın. Şimdi kedi kadın gibi bir şey yok Türkçe'de. Amerika'da, İngilizce'de çocuksuz kadınlara cat lady deniyor. Kedi kadın deniyor. Ve bu şekilde Trump'ın başkan yardımcısı J.D. Vance Kamala Harris'e yüklenmişti çocuksuz kedi kadın diye. Taylor Swift böyle imzalamış Instagram'daki destek metnini. Ben de çocuksuz kedi bir kadınım veya ben de çocuksuz kedi kadınım diyerek. Dediğim gibi kedi kadın diye bir tabir Türkçe'de yok. Kedi kadınla maksat o. Yani çocuksuz kadınları anlatıyor ve ondan böyle bir kedili fotoğraf koymuş. Evet, bunu anlatmasam eksik olurdu. Bunu da ekleyip manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.